Aslında bu yargılamanın e, yapıldığı mahkemeye dair kaygılarımız, endişelerimiz e, daha önce de vardı. Buna ilişkin taleplerimizi mahkemeye de ilettik. Yani bu yapılacak yargılamanın çok da hukuki olmayacağını, ön yargılarla yapılacağını, dolayısıyla çıkacak kararın da adil, en azından bizim açımızdan adil ve meşru olmayacağını mahkemeye ilettik. Buna ilişkin kaygılarımızı mahkemeye ileterek bir tutum belirlemesini talep ettik. Maalesef reddetti bu talebimizi ve işte bugünlerde bir gerekçeli karar çıktı. Bu gerekçeli kararda aslında bizim önceki kaygılarımızın ne kadar yerinde ve haklı olduğunu ya, yapılan yargılamanın e, eylemlerin yargılanmasından ziyade e, Sayın Leyla Güven'in kişiliği, siyaseti, geçmişi, çalışmalarının tamamının yargılama konusu yapıldı. Oradan edinilen bir kanaatle e, karar verildiği ve cezanın bu nedenle verildiği e, ortaya çıktı. Yani evet bu uzunca bir karar ama e, herhangi bir gerekçeden ziyade e, savcılığın iddianamesinin tekrarı, müvekkilin savunması ve mahkemenin kişisel değerlendirilmesi yorumu e, yani hukusal bir yorumdan ziyade kişisel kanetlerini belirten e, siyasi atmosfere göre e, biraz da hükümetin ve devletin resmi dilini yansıdığı hukumetinden ziyade devletin her, herhangi bir resmi kurumundan çıkan bir e, yazı olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela ee, sözde kelimesi, yani sözde açlık grevi, sözde tecrit, yani müvekil siyasetçidir ve ülke sorunlarına dair tespitler yapar. Yani e, bir tecrüt uygulandığı konusunda şüphe var mıdır yargı açısından da? De. Tecrit dediğiniz şey kelime manası soyutlamak ya da görüşünü engellemekse Sayın Öcalan'la ilgili yıllardır görüş yasağı var. Bu şekilde ve şu şekilde koster bozuk dersiniz, disiplin cezası dersiniz. Ama üzerinde ailesinin, avukatların görüşünün engellendiği bir durum var. Bu vekil buna dair söylemlerde bulunmuş diye bunu sözde kabul etmek, Tecrid müvekil açlıktan öldü yani açlık grevi sırasında ciddi bir sağlık sorunu yaşadı ve çok bundan kaynaklı da aslında bir e, hala devam eden sağlık sorunları var ve bu mahkemenin buna sözde olarak tarif etmesi yani en azından hukuki değil en azından tarafsız bir mahkemenin yapmaması gereken evet yıllardır savcılar bunu söylüyor. Sözde toplantı, sözde açıklama, sözde tecrüb, sözde aşırı görevi, sözde neredeyse sözde vatandaş diyen insanlar çıktı. Yani sözdeyi devlet kurumlarının kullanması do nispeten anlaşılabilir ama bir mahkemenin tarafsız olması gereken bir mahkemenin, sadece eylemi yargılaması gereken bir mahkemenin bu tür kavramları kullanarak e olaya tarafsız yaklaşmasını yaklaşmaması ciddi anlamda sıkıntıdır. Yani hükümetin olmaktan çıkarır. Ee, Onun dışında mahkeme, yargılamalar kişinin işlediği fiille ilgilidir. Fiilin suç olup olmadığına bakar mahkeme ve bunu yaparken dosyadaki deliller üzerinden yapar. Yani Sayın Leyla Güven bir konuşma mı yapmış? Evet. Ne demiş? Rojava'da direniş var mı demiş. Rojava'da direnişin suç olup olmadığını mahkeme değerlendirir. Bunun Propagandaya girip girmediğini değerlendirir. Bunu yaparken uluslararası sözleşmelere atıf yapabilir. Anayasa Mahkemesi kararlarına, yargı kararlarına ya da bunun niye suç olduğuna ilişkin kendi görüşlerini, kendi vicdani kanaatini belirtebilir. Ama Rojava'da direniş var söylemini müvekkilin yargılandığı daha önceki dosyalara atıf yapmak suretiyle zaten kendisi örgüt üyesi, zaten bunu bilinçli yapıyor, zaten ee, bunu bu niyetle söylemiş demek eylemin kendisini değil, şahsın kendisini, kişiliğini, siyasi geçmişini, siyasi faaliyetlerini yargılamak olur ki bunun hukuksal literatürde ya da hukuk dünyasında bir karşılığı yoktur kesinlikle. Çünkü mahkeme dosyada bulunan iddianame, deliller eylemin üzerinden eylemin suç olup olmadığına bakar. Eğer kişisel yargılamaya girerse, kişilik yargılanırsa çok vahim sonuçlar doğurur ki bizim zaten daha önceki kaygılarımız da bunun üzerineydi. Mahkemenin müvekiliyle ilgili bir kanaati var. Bu yargılamayı adil ve tarafsız yapamayacağını daha önce vermiş olduğu kararların etkisinden kalarak karar vereceğini söylemiştik. Nitekim öyle oldu. Biz diyoruz ki müvekkil milletvekilidir, siyasetçidir ülke meselelerine dair kamuoyunu rahatsız edebilecek ya da devletin bazı organlarını rahatsız edebilecek söylemleri söylemenin hakkı olduğunu. Bunu çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ahim kararları, Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Der ki siyasetçinin düşünce ve ifade özgürlüğü daha geniş korunmalıdır. Ama mahkeme ne yapıyor? Kişinin vekili milletvekili olması ne <laughs> cezalandırma sebebi sayıyor. Yani bir milletvekilinin sözlerine daha fazla dikkat etmesi gerektiği üzerinden bir cezaya gitmiş. Ama biz diyoruz ki, ki biz demiyoruz yani bunu siyasama sorumsuzluğunu getiren anayasa der. Bunu ifade eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları der. Der ki siyasetçi sorunu dile getirmek zorunda. Yani bir Kürt meselesi varsa Kürt meselesinin yakıcılığı, sebepleri Çözüme, çözülmemesine dair e, oluşabilecek sorunların ne olduğunu e, siyasetçi daha rahat söyleyebilmeli. Çünkü bunu söyleyince sorunu tespit etmiş oluyor. Sorunu tespit edince de çözüme gidilmesi gerekiyor. Yani evet, Kürt meselesi devam ettiği 40 yıldır süren bir çatışma var ve bu, bu bunun beslenmesinin kaynağı ne? Kürt sorunun çözümsüzlüğü. Yani müvekil buna bir çözümsüzlükten bahsederek bunun çözülmemesi halinde ölümlerin artacağını söylemiş olması nasıl bir propaganda olabilir? Ya da bunun nasıl sırf milletvekili söylediği için ayrıca bir cezalandırma sebebi olabilir? Dolayısıyla verilen ceza sadece ama sadece kendi söylemi üzerinden değil, geçmişi ve diğer dosyaları nazara alınarak e, tespit edilmiş bir cezadır. Al sınırdan uzaklaşmasının gerekçesini de mahkeme öyle gösteriyor ki e, bunu da aslında hukuki bir yargılama adil yargılanma olmaktan çıkarıyor. Kürt meselesinin çözümüne dair tespitleri ve çözüm önerileri. Yani bunu atıf yaparken ki kendisi de aşırı grevini e, en derin şekilde yaşamış biri olarak 36 yıl önce cezaevlerinde ama zindanlarındaki bir direniş dediği e, olaya atış yaparak güncel durumla özdeşleştirmesi ya da netle karşılaştırması nasıl ama nasıl bir örgüt örgütsel propaganda olarak değerlendiriyor mahkeme açıkçası anlamak çok zor e, Müvekkilin yaptığı konuşmalarını birebir propaganda olarak görmese de daha önceki geçmişini dikkate alarak e, niyetini sorgulayarak herhangi bir tehlike, somut bir durum söz ortaya çıkıp çıkmadığına bakmaksızın 2015'te yaptığı konuşmalardan dolayı bir propaganda olduğunu ve alt sınırdan kişiliği, milletvekili oluşur dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşarak 11 yıl 7 ay gibi bir ceza verdi. Tabi bu ceza hukuki midir ya da bu karar Doğru mudur? Biz buna ilişkin itirazlarımızı daha önce dile getirdik. E yine dile getiriyoruz. E buna ilişkin itirazlarımızı yapıyoruz. Bu'nun istinaf Mahkemesinden döneceği şey konusunda kuşkumuz yok. Bir mahkeme kararının hangi sahiplerle verildiğini bilmem lazım ki onu değerlendirebileyim. Şimdi acil toplumsal ihtiyaç dediği şey nedir? Çok çok muğlak bir ifade. Yani şu an için baksam benim toplumda ya da Türkiye kamuoyunda acil ihtiyaç dediğin şey nedir? Ben ekonomi derim. Yani hani şu an insanlar açlıktan kırınıyor, kırılıyor ve kimin ağzına buna dair söylemlerde bulunuyor. Yani dolayısıyla acil bir ihtiyaç neye göre belirlenmiş, nasıl belirlenmiş, nasıl bir kamu araştırması yapmış ve hangi sayıklarla bunu söylüyor? Açıkçası karardan anlamak çok zor. Ama 2015'te yaşanmış bir olaydan kaynaklı acil bir e, kamu ihtiyacıdır diye ceza vermenin de az önce belirttiğim sayıklarla verildiğinin göstergesidir. A ayrı bir açıdan ortaya konulmasıdır. Ama mahkeme ne yapıyor? Savcının talebinin ötesine geçerek Suriye'ye yapılan operasyonların e, uluslararası sözleşmelere uygun olduğunu buna ilişkin argüman sunuyor. Ama biz biliyoruz ki yani her şeyden öte e, e, Suriye Devlet Başkanı'na sorarsanız Türkiye'nin müdahalesini uluslararası hukuka aykırı görüyor ve çıkmasını istiyor. Bu, bu kaç yere kaç defa da birçok kez de buna ilişkin e, taleplerini kamuyla ya da dünya ile paylaştı. Bunu bir tarafa bırakalım. Bunu bir tarafa bırakalım. Yani ülkenin bir milletvekili, bir parlamenteri Türkiye'nin savaşına girme olayını eleştiremeyecek mi? Yani bir milletvekili ya da bir vatandaş ya ben Suriye'ye operasyon yapılmasını istemiyorum. Bir Kürt olarak oraya yapılacak operasyonun hem oradaki insanları, oradaki e, yaşam hakkını tehlikeye koyacağını düşünüyorum. Hem giden askerin yaşam hakkının tehlikeye gireceğini düşünüyor olabilirim. Ekonomiye zarar veriyor düşüncesi içinde olabilirim. Ya da buradaki bir kesim vatandaşın onay vermediği üzerinden bir eleştiri yapabilirim. Yani ben savaşı eleştirme hakkım yok mu? Mahkeme bu hakkımın olup olmadığı üzerinden bir değerlendirme değil de Suriye'ye yapılan operasyonun meşru gösterme üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Öncelikle benim hakkımı korumak zorunda. Benim buna hakkım var mı yok mu? Hele hele bir milletvekili olarak oraya yapılacak operasyonun ülkeye maliyeti konusunda bir değerlendirme hakkımın olup olmadığını önceliği e, mahkemenin işi olmalıydı. Mahkemenin e, çok ilginç. Hani bir, az önce söyledim 25 Kasım konuşmasından ya da Orta Doğu'da yaşayan kadınların e, uğramış olduğu şiddet ve mücadelesine atıf yapan müvekkilin konuşmasını hukuka aykırı hale getirmek için ya da cezayarlandırma gerekçesi olarak e, Suriye'de bir Kürt bölgesinin oluşması, tehlikesi üzerinden değerlendirmek, ve yaklaşımı yapmak ya da Türkiye'nin müdahale etmemesi halinde Kuzey Irak gibi bir bölgesel yönetimin oluşacağı, Kürdistan Federa Bölgesi gibi bir bölgenin oluşacağını üzerinden bir değerlendirme yapmak açıkçası mahkemelerin görev alanına girmediğini düşüncesindeyim. Yani Suriye'de kurulacak bir otonom bölgenin ya da özelliğin ya da bu Suriye'nin iç meselesi. Türkiye yapılmış bir tehdit olmadıktan sonraki tehdit olması halinde de yine mahkemelerin özgürlükçü bakması gerektiğini düşünüyoruz o ayrı mesele ama herhangi bir tehlike yokken Suriye'de kurulacak bir meseleyi Suriye içinde yaşanacak bir meselenin 20 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde refere edilmesi, onun üzerinden bir değerlendirme yapılması ve bundan kaynaklı cezalandırılmasına gidilmiş olması açıkçası bağlantı kuramadığımız bir mevzu.